Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Serdar Bey, ben işletmeniz ve verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Serdar Demir, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Benim adım Serdar Demir, 31 yaşındayım. Lise mezunuyum. 12 yıldır bu sektörün içindeyim ben, birebir kendim. 12 yıldır, ancak bunu tabii öncesinde var. Siz aslında tabii, baba mesleği olmasından baba dolayı mesleği. Çocuk yaşlardan beri sektörün içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. İşin başına tamamen geçmem 12 yıl 12 aldım. Yıllık bir süre önce başladı. Evet. Ve babanızdan aldığınız bayrağı inşallah çok daha iyi noktalara getirmek adına hizmetleriniz devam ediyor. Şimdi işletmenin konumunu bir kez daha değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 37 numara dedik. Peki size gelen talep ve müşteriler nerelerden gelmekte ya da hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Hizmetlerimiz Türkiye'nin 81 iline kadar uzanmaktadır. Özellikle İstanbul, İç Anadolu, Doğu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin 81 iline ürün ve hizmet gönderebiliyoruz. Şimdi sizin de yaptığım özel sohbet esnasında bana da aktardınız ki Türkiye'de birçok markayla çalışıyorsunuz. Onların raf ürünlerini de sizler oluşturuyorsunuz. Evet. Yine talep doğrusu Türkiye'nin her yerine de ürün ve hizmet gönderebiliyoruz. Evet. Ve siz pirinçle çalışıyorsunuz. Sorduğum zaman bizim işimiz pirinç, biz sadece pirinç çalışıyoruz dediniz. Evet. Bunun çeşidi şekli de yok anladığım kadarıyla. Çeşidi şekli var. Osmancık pirinci markası. Hı-hı. Bir de Baldo markası var. İki ayrı pirinç çeşidiyle evet çalışıyorsunuz. Ürün tedariklerini nerelerden yapıyorsunuz? Alırken nelere dikkat ediyoruz? Tüm Samsun bölgesi, Karadeniz bölgesinde ekilen bütün yerlerden ürünlerimizi temin etmekteyiz. Yani Çelfik'in bulunduğu bu bölgedeki her yerden her alışveriş yapabiliyoruz. Evet. Ürün alırken de mutlaka kaliteli olması bizim için olmazsa olmazımız. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları durumunda görsellerimize dair bütün detayları bulabilecekleri gibi telefon numaralarınız var. 362 alan koduyla 577-71-01 ve yine 577-71-12'den sizlere ulaşabilecek sevgili izleyicilerimiz. Biraz sektördeki farkınıza değineceğim. Ciddi anlamda sektörde en fazla tercih edilen işletmelerden biri olmanıza rağmen yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var bölgede. Özellikle Azat markasının tercih edilme sebebi size göre nedir? Farkınız nedir? Özellikle kalitemizdir. Bu kaliteyi de şu sebeplerden oluşturuyoruz. Raflardan sofralara gidecek pirinçlerin hepsini kendimiz burada deneyimlerimizle pilav yapıp paketlere sunmaktayız. Harika. Özellikle kaliteyi bile bir yaşıyoruz diyorsunuz. Evet. Pilav yapmasına özen gösteriyoruz. Hı-hı. Yerli çeşitleri özellikle alıp işleyip müşterilerimize market raflarını böyle sunmaktayız. İtalyan çeşitleri almıyoruz. Hı-hı. Pilav yapmıyor. Bu sebepten dolayı uzak duruyoruz. Harika. İnsanlar keyifli yiyebilecekleri pilavı önce biz deneyimliyoruz, biz yapıyoruz. Evet. Bundan memnun kaldığımız süre içerisinde zaten müşteriye de bu memnuniyeti sunarken bu diyalogta da rahatlatan unsurlardan biri kendimiz denedik. İçimiz de rahat. Harikasınız. Peki gelecek konusundaki projeleriniz. Babanızla başlayan ve bugün de her gün biraz daha kalitenizi arttırarak Türkiye'nin belli markalarından biri oldunuz. Gelecek konusundaki projeleriniz neler yapmak istiyorsunuz? Gelecekte kapalı alanlarımızı büyütüp, depolarımızı büyütüp market raflarında bizler de yerlerimizi almak istiyoruz. Serdar Bey, 85 ve öncesi dedik. Babanızın özellikle bu sektörde başladığı tarihten günümüze. Evet. Yaptığı başarılı çalışmalar, sizin de bu başarıdaki bir paydaş olarak verdiğiniz emekler sonrası Azat bugün Türkiye'de bilinen bir marka haline geldi. Ben gelecek konusundaki projeleriniz, hedefleriniz konusunda da neler yapmayı düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Özellikle bizle birlikte çalışan mesai arkadaşlarımız, çiftçilerimiz ve değerli müşterilerimizle birlikte gerek ülkede gerek yurt dışında markamızı bilinir kılmak için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. Daha fazla çalışacağız, evet. Daha fazla insana ulaşacağız, bünyemizde daha çok insan çalıştıracağız. Ama tüm bunları yaparken önceliğimiz bugüne kadar olduğu gibi kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Evet. Peki sektörde zirveye çıkartan bana göre en önemli etken müşteri memnuniyeti. Farkınızı sordum, siz bir cümlede özetlediniz ama şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde belki bu sektördeki ilk gününüzden bugüne sizleri tanıyan, sizden hizmet almaya devam eden, ürününüzü kullanan çok sayıda değerli izleyicimiz var ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaştı. Bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi ve ürünlerimizi tercih eden tüm müşterilerimize, tüm değerli izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim, bizlere ayrılan dakikalar için ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kabul edersiniz ki burada verilen hizmetlerin bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarılması çok mümkün değil. Ama çok yoğun bir temponun içinden bizlere zaman ayırdınız.
Değerli bilgileriniz ve tecrübeleriniz için bir kez daha size teşekkür ediyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.